WhatsApp'tan gelen videolarımıza tekrar dönüyoruz bakalım. Videolarla soruyoruz soruları. Kim göndermiş bize? Merhabalar Nur Hanım, iyi yayınlar Merhaba. diliyorum. Rüyamda hayır olsun bir akrabamızı Hayrola. hasta ziyaretine gidiyorduk. Ve kızımın elinde 1,5 metre uzunluğunda bir ekmek vardı. Bunu da giderken oraya götürüyorduk. Bu ne anlama geliyor? Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Ekmek. Ekmek. Evet. Bir, 1,5 metre uzunluğunda hem de. Evet. Allah nasip ederse bu kardeşimizin evladının çok güzel yerlere geleceğini ve bu kardeşimizin bir takım sıkıntıları var, ömrü uzayacağını, evinde eğer eşiyle alakalı bir sıkıntı varsa bunun kalkacağını ama kendisi biraz esnek olmalı ki orada evliliği uzun sürsün. Bunu Peki. göstermiş ama Allah nasip ederse kişi muhakkak güzel bir muradı elde edecek. İnşallah. Evet. Herkes bu hayatta sınavdadır. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın sınavı neydi biliyor musun? Güzellikti. Demek ki güzellik bile bazen başa Başa bela. bela tabii. Yani kanarya o kadar güzel ki hayvan uçamıyor bak kafese koyuyorlar. Karga olsaydı atarlar mıydı kafese? Katmazlardı. Ya o Değil yüzden hayatın her yerinde bir entrika var. Doğru Bir tabii. sıkıntı var ama film perdesi gibi düşünelim bunu. Şimdi siz Evet. zannediyor musunuz ki bir tek sende dert var? Yani bize de var yok mu yani? Herkeste var. Bir türlü kitabı çıkaramadık. Ya hocam, hocamın derdine bak, derdiniz Ya olsun. Instagram'dan çok yazıyorlar illa Tamam, çıkar. yakında geliyor Ama kitap. benim için biliyorsun sen çok biliyorsun ki bunu ben hani orada olumsuz olan benim kafama takılan yerlerin hepsini tekrardan gözden geçirerek güzel bir şey hazırlamak Yakında istiyorum. geliyor. Tabii Geliyor geliyor inşallah. yakında, Şimdi yakında. hemen şeyi verelim. Diğer videoyu da verelim arkadaşlar lütfen. Buyursunlar. Merhaba Nur Hanım, Mehmet Bey. Ben İstanbul'dan arıyorum. Rüyamda devamlı ölmüş anneannemi görüyorum. Onun evindeyiz ve kalabalık bir halde. Bu ne anlama geliyor? Anneannem neden rüyama giriyor? Bunun açıklamasını yaparsanız Öpüyoruz sevinirim. sizi, teşekkürler. Rüyada ölen birisi, mesela derler ki ölü diriyi getirir. Evet. Öyle midir? Sevgili kardeşlerim, videonuzu çekerken oradaki televizyonun sesini kısın. Çünkü anneanneyi ben anne anladım. Şimdi şöyle bir şey var. Hani gürültülü olmasın ki video sağlıklı. Hem izleyicilerimiz de sizden faydalansın. Bir yandan bizi izliyorlar, bir Rüyada yandan rahmetli çekiyorlar. anneannemi görmek ne demek? Tamam. Bak orada şimdi belki izleyen, telefonda ulaşamayan kardeşlerimiz de buradan bize şey alır. Anneanneyi görmek kişinin... Hocam çok affedersiniz. Bir... Mutluluk, aşk, para, ev, araba, kısmet, rüyamızda ne görürsek bunlardan bir haberci bizim için. Türkiye soruyor, hocam cevaplıyor. Evet. Şimdi ne yaptık bugün? WhatsApp numaramızı verdik. Görüntülü videolarını attılar bize. Bu arada sizden rica ediyorum, WhatsApp numaramızı ne olur aramayın. Biz sadece videolardan WhatsApp numarasını veriyoruz faydalanmak için. Dediğim gibi attığınız yazılı mesajlar, sesli mesajlar, aramalarınız hiçbir şekilde karşılık bulmayacak. Sadece videolarınız karşılık bulacak. Gelsin bir videomuz daha bakalım. Kim sormuş bize rüyasını? Ben Çorum'dan Nuray. Rüyamda yattığım yerden karşıda koridordan birisinin geldiğini görüyorum. Gelip banyonun kapısını açıyor ve bana dönüp baktığında kendimi görüyorum. Rüyada kendi kendisini görmesi nedir? Bunu sor. İnsanın ne demek? Evet. Selamlar gönderiyoruz size Evet, de. Ne demek hocam? kişi rüyada kendi kendini görmesi orada dikkat edilecek rüyalardan biri. Burada kişinin üzerinde sıkıntıların arz ettiğini, sağlığıyla alakalı bir problem yaşayacağını ve bir diğer yandan kendisinin her zaman yüz göz olduğu yani devamlı karşı karşıya geldiği bir insanın onun hakkında yapmış olduğu bir dedikoduyu gösterir ve bir kişi aynı zamanda kişi bir olayla alakalı yüzleşeceğini de gösterir. Bunu gösterir. Tabii koridorda olması da kişinin ömrünün uzadığını gösterir. Eğer hastaysa sağlığıyla alakalı problemin çözüleceğini vermiş. Evet. Peki. Arkadaşlar WhatsApp videomuzu Instagram'dan da soruyorlar numarasını. Bir daha verelim. Hüseyin'den rica edeyim yönetmenimizden. Israrla soruyor seyircilerimiz. Verelim. Ne dedin Hüseyin? Duymadım. Tamam. Bir uyarı daha var yönetmenimden gelen. Lütfen videonuzu çekerken telefonunuzu böyle tutmayın da şöyle yan tutun, olur mu? Benim de ekranım ne kadar kirliymiş ya Rabbim. Bak, bu da kızımın fotoğrafı. Bak. Bu da benim yavrum. Allah bağışlasın. Şu. Allah her... Gitti. Bu. Ah. Neler çıktı. Dur bakayım. Evet. Hadi bak, verelim diğer videoyu da. Bütün kağıtlarım da döküldü.
İyi yayınlar. Ben Mersin'den katılıyorum. Dün gece rüyamda yakından tanıdığım erkek arkadaşımı gördüm. Kendisi benden hoşlandığını söyledi. Aman. Lakin ben kabul etmiyordum. Acaba ne anlama geliyor? Kabul etmek istedin mi acaba? Şimdi tabii ki bu rüyaya göre sevgili kardeşim dikkatli ol. Neye dikkat et diyoruz? Karar verirken elinizdeki fırsatlardan olmayın. Yani kişi karar verirken bir takım fırsatları da değerlendirmesi gerekir. İlla o kişinin size arkadaşlık teklif edeceği bir husus değil. Ama şu var yani. Güzel bir teklif alabilirsiniz. İşle alakalı, güçle alakalı, çalışmayla alakalı, okumayla alakalı. Yani veyahut da ne bileyim bir şeylerle alakalı elinize geçecek olan bir fırsat var. Bunu lütfen iyi değerlendirin. Çünkü hemen karar vermeyin. Bunu gösterir. Evet. Peki. Hemen diğer videomuzu da alalım bakalım. Merhaba, iyi günler. Merhaba. Ben Ankara'dan arıyorum. Canımsınız. Hemen rüyama geçeyim. Torunumun saçından kocaman bir bit aldım ve kızımın eline verdim. Para geliyor. Bu rüya beni çok etkiledi. Yorumunuzu alabilir miyim? İyi günler. Çok teşekkür ederiz. Torunun kafası bitlenmiş. Para var mı? Nur cevap ver. Hocam ben rüyada şunu bilirim. Evet. Kafa bitlenirse para gelir. Evet. Evet. Öyle evet. mi? Evet, öyle. Ama bak çocuk diyor değil mi? Çocuğun kafasında bit. Biti omzunda sağında solunda görmüyor. Kafasında görmesi bu çocuğumuzun okursa bir makam sahibi olacağını gösterir. İnşallah. Oradan bitin alınıp kendi kızının eline vermesi, kızın eline rızkla kısmetle alakalı Allah nasip ederse kalıcı bir zenginlik. Peki nereden? Allah o evladın hürmetine onlara bir şans verecek. Tabii rızık. Evet. Ay inşallah hocam evet, ya. Evet. Bakalım. Devam ediyoruz WhatsApp hattımıza gelen videolarla. Türkiye soruyor, hep söylüyorum bakın. Hocam cevaplıyor. Yurt dışından evet. da varmış videolarımız. Tek tek yayınlayacağız. Gelsin hemen diğer videomuzda. Hocam, ben rüyamda derenin kenarına gitmiştim. Birden suya düştüm. Suya düşerken iki tane büyük balık geldi. Sonra korkudan hemen sudan çıkmak istedim. Sudan çıktım, eve doğru yürüdüm. Ondan sonra bir tane inek gördüm. İneği kovaladım eve kadar. Ondan sonra eve giderken bir tane kurt karşıma çıktı. Kurt bana saldıracaktı. Ben de elime bir tane taş aldım. Taşla onu biraz korkutmaya çalıştım kendimi korumak için. Bu rüyamın anlamı nedir? Bütün hayvanlar alemini görmüş rüyasında. Evet, evet. Şimdi demin bahsettim önce ya. Evet, bahsettim yani. Kur'an-ı Kerim mesela bir kısmı hayvanlardan anlatır bize. Hı. İşte burada kişi, burada inek olması, annesinin büyüklerinden dua alması gerektiğini, nehre düşmesi, bolluk ve kısmetin içine düşeceğini. Balık görmüş. İki tane yani. Balığın kendisine doğru gelmesi, bu kardeşimizin 2 yıl içerisinde inşallah zenginliğe kavuşacağını, paraya kavuşacağını gösterir. Ya da muratlarına kavuşacağını gösterir. İsteklerine. Bir kurdun gelmesi, büyüklerinden birinin hem faydasını göreceğini, hem de birinin ondan faydalanmaya çalışmasını görüyor. Yani onun üzerinden bir faydalanmaya çalışacak. Ama iyilik yapan biri bu. Hocam iyi ki varsınız. Eyvallah. Gerçekten iyi ki varsınız. Estağfurullah. Alalım arkadaşlar, rüyalara devam ediyoruz. Bakalım seyircimiz hangi rüyasını görmüş ya da bize anlatacak. Hocam ben İzmir'den Ömer. Denizde balık tuttuğumu görüyorum. Balık oltanın ucunda sekerek koşturuyor. Ben de denizin üzerinde balıkla beraber koşturuyorum hocam. Balık kısmet kısmet. Evet, şimdi denizin üzerinde gitmesi hayatınızda hayırlı bir sayfalar açacağınızı, nasip olursa problemleri geride bırakacağınızı, oltayla balık tutmak şansınızı tepmemeniz gerektiğini, elinize geçecek olan olta çünkü tuttuğunuz için elinize çok büyük bir fırsat geçecek. Bunu iyi değerlendirmeniz gerektiğini gösteriyor. Ve balıkla beraber seke seke suyun üzerinden gitmeniz de nasip olursa gerçekten hayatınızda çok güzel yerlere geleceğinizi gösterir Ömer kardeşim. Bu arada İzmir'e de selamlar. Ne güzel rüyalar görüyor vallahi seyircilerimiz. Evet, rızkınız kısmetiniz bol olsun. Evet. Hadi arkadaşlar getirelim diğer videomuzu da. Merhabalar Nur Hanım, merhabalar hocam. Merhaba. İstanbul'u Başakşehir Bahçeşehir'den Oktay. Sevgiler. Bundan 3 gece önce kendimi Hava Kuvvetleri'nin bir subay olarak gördüm. Daha sonra üniformamı giyiyordum. Aynada üstü başımı düzeltirken gözlerimin mavi olduğunu gördüm. Biliyorsunuz Hava Kuvvetleri'nin rengi mavidir. Daha sonra tren alanına doğru ilerlemeye başladım. Arkadaşlarımla tren alanında Hava Kuvvetleri Komutanımız bizi ayakta karşıladı. Biz de askeri selamlaştık. Daha sonra tren alanında bizim pilotluk eğitimimizi tamamladığımız için bürürler ve diplomalarımız verecekti. Tören alanında bize ayrılan yere geçtik. Yerimizi aldık oturduk. O şekilde uyandım. Saygılar sunuyorum. Rütbem bir yüzbaşıydı. 3 yıldız vardı omuzlarımda. Onları gördüm. İyi yayınlar. Evet, hoşçakalın. Evet, evet, yüzbaşı çok olmuş. Güzel, asker çok güzel. Olmuş diye aslında. Evet, kişinin burada hava
pilot olması ya da havacı olması. Gözleri mavi olmuş. Evet, havacı olması. Allah nasip ederse kendisinin belirlediği hedefleri var. Bu hedeflere henüz daha ulaşamadığını gösterir. Hmm. Ama rütbe üstünde olması, burada hani 3 tane yıldızın olması 3 vade içerisinde. Yani 3 ay veya da 3 mevsim içerisinde gerçekleşeceğini, çok ciddi bir şeyin gerçekleşeceğini, devlet kapsamında bir işiniz varsa inşallah çok güzel bir netice alacağınızı, diğer yandan burada bize bir şey söyledi. Rüyanın kilit noktası şu. Selam verdik diyor. Tören alanında selam verdik. Eninde sonunda hedefine ulaşacağını göstermiş. İnşallah. Evet. Evet, devam ediyoruz. Siz de bu arada televizyonda hem kendinizi görüyorsunuz, ben de sizi görüyorum. O kadar mutlu oluyorum ki bakın, güzeller güzeli bir seyircimiz. Bakalım rüyasında ne görmüş? Günaydın Nur Hanım, iyi yayınlar. Günaydın. Ben rüyamda yakın zamanda 3 kere hamile olduğumu gördüm. Hmm. Evli değilim. Yeni bir işe başladım. Hani bunun yorumunu çok merak ediyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evli değil, rüyasında 3 defa hamile olduğunu görüyor. Evet. Yeni de bir işe başlamış. Evet. Bu kardeşimiz Allah nasip ederse bu rüyaya göre 3 tane kısmeti gelecek. Bir kısmetini sevecek. Bir kısmetine birazcık üzülecek. Birine de aracı olan birileri var. Bunlar ona getirecek. Nasip olursa, hangisine karar verirse versin, bir şunu tavsiye ederiz. Birinci ile üçüncüye. Yani üçüncü gelene ikisinin arasında bir seçim yapsın. Ha, ortadakini? Ortadakini işte... Koy ver gitsin. Yani göndersin, isterse değerlendirsin, bir şey olmaz. O onun şansı. Üç kısmet. Yani bakın şunu da söyleyeyim. Allah bir insanın kapısını çaldırıyorsa ne olursa olsun o kişiyi dinlemeli. Tabii. Ben de diyorum ki üçünü dinle, kararı sen ver. Ama bir ile üç diyorsun favori. Bir ile üç favori yani. Bu yani. Haberde bekliyoruz, evet. Ama olur mu? Evet, hani inşallah. Hangisi asıl i̇nşallah. Favorimiz olacak? Kızımız biraz umutsuz ama umutlu olsun. Hadi bakalım. Yeni telefonumuzu alalım. Yeni videomuzu alalım daha doğrusu. Telefon değil, WhatsApp'ımızı alalım bakalım. Evet. Videomuzu. WhatsApp'a gelen videolarda. Merhabalar, hayırlı yayınlar diliyorum. Ben merhaba. Almanya'dan arıyorum. Oh şükür kavuştuk. Hocama Almanya'yla. Hocam sormak istediğim rüyamsa... Dur bir dakika, dur burada. Beyefendi kalsın. Ay nihayet bak, Almanya, Belçika, evet. Hollanda, Fransa, İtalya, Azerbaycan. Yani var ya İran... Bak beni WhatsApp'tan soru yağmuruna tuttular. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Bize de ne olur bir hat açın. Bak bu hattımızı size açtık. Ver Hüseyin WhatsApp hattımızı. Buradan görüntülü rüyanızı çekin çekin bana gönderin. Söz veriyorum. Burada yayınlayacağım hepsini. Bu arada YouTube'dan bizi takip etmeyi unutmayın. YouTube Hayatta Her Şey Var kanalına bir tıkla abone oluyorsunuz. Hadi gelsin Almanya'dan. Arıyorum. Hı. Hocama sormak istediğim rüyamsa kendimi Kabe'nin oralarda bir yerlerde görüyorum ve orada bir mescidin içinde arka tarafından dolanırken rafa kaldırılmış ve kimse tarafından hani şey yapılmamış, Kur'an-ı Kerim. Göz ardı edilmiş sakal-ı şerifin saklı olduğu altından bir kutu görüyorum ve onun sakal-ı şerifin içinde bulunduğu kutunun içinde de su olduğunu görüyorum. Ve o suya sağ orta parmağımı bandırıp başımı sıvazlıyorum. Bunun yorumunu bekliyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Güzel bir rüya görmüş hocam. Güzel rüya görmüş. Kahve gibi bir yer olması. Bu kardeşimizin dünyaya tamah etmemesi lazım. Dünyaya biraz uzaklaşsın. Orada mescit gibi, cami gibi bir yerde dolaşması kişi bir araçtadır. Hı hı. Duasından vazgeçmemesi lazım. Bir rafta olması biraz ibadetine ara vermiş. Burada Allah-u Teala'nın huzuruna durması lazım. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kutuda saklı olan bir altın kutuda sakal-ı şerifinin işte hani orada olması ya da su gibi bir yer içerisinde saklı durması, bu kardeşimizin Allah nasip ederse umreye gitmesi. Bu kişi umreye gidecek. Altından kutu olması bir anda her şeyden soyutlanacak. Yani kendini tertemiz ederek adam hem Allah'tan affını dileyecek hem de İnşallah. Mekke-i Mükerreme'ye gidip ziyaret edecek yani, onu söyleyeyim. Allah'ım evet. Kim istiyorsa kutsal toprakları ziyaret etmek, evet. En kısa zamanda ona nasip etsin inşallah. Evet. Vallahi çünkü bu yolda, bu uğurda o kadar çok gözyaşı döken var ki, Allah isteyen herkese nasip etsin. Diğer videomuzu da getiriyorum ekrana. Kütahya'dan arıyorum. Canım. Rüyada abdest almak ne demek? Kütahya'ya selam olsun. Ne demek hocam rüyada abdest almak? Rüyada kişinin abdest alması sağlığıyla alakalı problemin ortadan kalkması,
Kendisi illa sağlık derken bakın iç organlarda rahatsızlık değil. İnsan beyinen de insan çok rahatsız olur bilirsiniz. Psikolojik sorun yaşayabilir. Kafasına takmış olduğu problemler olabilir. Kişinin abdest alması, ufak tefek günahlarından arınması, vücuden sağlığına kavuşması, Allah nasip ederse suyu kendi vücuduna döktüğü için selamete çıkması ve kendi evlatlarıyla, kendi çevresiyle çok mutlu olacağı olaylar yaşamasını gösterir. Evet, sevgili evet. Hülya'cığım bizi izliyormuş. Hülya'cığım öpüyorum yanaklarından. Görüntülü sorularınızı bekliyoruz. WhatsApp hattımızdan bir videomuz daha geliyor bakalım. Nur Hanım günaydın. Canım günaydın. Rüyamda araba kullanıyordum. Evet. Kırmızı bir araba ama arabam yok. Ehliyetimi de yeni almışım. Heh. Ama araba kullanmayı da bilmiyorum tabii ki. Ay canım. Varsa sevinirim. Allah inşallah nasip etsin. Ehliyet de al, araba da al. Evet. Sakın yaşım geçti falan diye düşünme. Ne demek hocam? Ehliyeti yok. Araba kullanmayı bilmiyor. Evet. Hem araba kullanıyor. Arabası da yok. Kırmızıda bir araba görüyor rüyasında. Kendi evindeki bütün şeyi dizgini eline alacağını gösterir. Kendi yapacağı bir şeyi başaracak. Ha. Kendi sabrın sonunda selamete çıkacağını gösterir. Başarıyla alakalı bir şey bekliyor bu kızımızı. Evet. İnşallah. Evet. Belki bir el emeği ya da el mahareti var. O gündeme gelecek. Olabilir. Ondan para kazanacak, olabilir. Araba alacak. Sıkıntı İnşallah. Yaşadığı aşikardır rüyada. Sıkıntı yaşıyor. Ama nasip olursa bunu inşallah aşacak. Sıkıntı yaşayan mı var? Yaşayan ya yaşamayan mı var? Yaşamayan mı var ama hocam? Ama bu kızımız inşallah aşacak. İnşallah. Evet. Getirin diğer videoyu da arkadaşlarım. Getirin ekrana bakalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Yayınlar. Sağ ol canım. İsmim Fatih. İstanbul'dan gönderiyorum bu mesajı. Rüyamda gözümün içinde bir yara olduğunu gördüm. İlk yardım ekibi geldi fakat beni almadan gitti ve bana şu şekilde hitap ettiler. İşini gücünü bırak, çabuk hastaneye git. Hemen kalk ve hastaneye git. Hmm. Bu ne demektir hocam? Ne anlamı geliyor? Fatih'cim teşekkür ederiz. Evet. Şimdi kişi kendisi eğer zaruri olarak kendi vücudunda bazı rahatsızlıklar hissediyorsa tabii doktora gidecek. Ona bir şey tabii. demiyoruz. Ama bize bak ben izlediğimde sağ gözünü gösterdi. Sağ gözün içerisinde bir hani bir çiban gibi ya da bir rahatsızlık gibi bir şey yaşaması. Göz aydınlığı haber alacak ama bu kardeşimiz birilerinden de bir medet bekliyor. Yani bir yardım bir şeyler bekliyor. Olumlu bir şeyler olsun diye uğraşırken burada beklemeniz gerekiyor. Yani bir şeyi ısrarla istemeyin. Bekleyin göz aydınlığı haberini yakında alacaksınız. Peki. Evet. Diğer videomuzu getiriyorum ekrana. İlk önce selam aleyküm hocam. Aleyküm selam. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Sen ağrıdan katılıyorum hocam. Nereden katılıyorsunuz? Ağrı. Gördüğüm rüya şu şekilde. Çok hastaydım. Rüyamda Peygamber Efendimizin kokusunu kokladım. Rüyamda Medine'ye gidiyordum. Acaba bu nedir hocam? Ne güzel bir rüya. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hani tabii orada kokusunu almak. Selatü selam gönderiyorsa Peygamberimiz onun selatü selamına iştirak etmiş. Yani onun selamını almış ve ona selam göndermiş. Bu kardeşimiz eğer evliyse kendi sıkıntıları varsa bunlardan tamamıyla kurtulacağını ama nitekim eğer bekarsa hayırlı, selametli, kendisine hayır getirecek bir insanla evleneceğini gösteriyor. Diğer yandan Peygamber Efendimiz'i rüyada hissetmek her halükarda netice itibariyle onu bu hayatta gözünü kapatmadan ziyaret edeceğini gösteriyor. Peygamberimizin kapısına gidip orada dua edecek bu kardeşimiz. İnşallah. Evet. Hadi bakalım diğer sorulan rüya ne olacak? Hocamız ne cevap verecek? Ben İstanbul Arnavutköy'den arıyorum. Ben geçen gece rüyamda rahmetli babamı gördüm. Annemlerin evine giderken bir durak var. Durağın arka tarafında ölü vaziyette, çırılçıplak sağ tarafına yatım yapmış. Ama Hayır hiçbir olsun. Tarafı bozulmamış. Sapasağlam gibi duruyordu. Sadece yapmış olduğu tarafta koyu renkli bir çamur vardı. Sağ tarafı komple. Sonra elime bir makas geçti. Babamın dedim göğsündeki kıllar uzamış dedim. Göğsündeki kılları bir keseyim dedim. Kesmek istedim. Ondan sonra keserken babam birden gözünü açtı ve bana hayır olmaz yeri kafasını bu şekilde salladı. Sonra ben korktum annemlerin bahçesine gittim. Annemlerin bahçesinde otururken babamı tekrar gördüm. Babama bir büyük başlı bir hayvan kafasını yemek için yaklaşıyordu. Babam da kafasını yedirmemek için kafası birden alev aldı. Hayvan uzaklaşınca babam tekrar normale döndü. Yorumunuz için çok teşekkür ediyorum hocam. Biz eyvallah, teşekkür ederiz. Eyvallah.
Rüyada babayı görmek tabii ki her halükarda maddiyatla alakalı diyoruz. Bak, maddi güç. Anneyi görmek ferahlık ve hayırlı kapıların açılması. Burada babasının vefat ettiğini görüyor. Sağ omuzun üzerine çırılçıplak bir vaziyette yattığını gösteriyor. Burada birkaç kardeşi olduğunu, ya iki kardeşler bu arkadaşımız ya da birkaç kardeş. Ama netice itibariyle bu kızımızdan razı olduğunu göstermiş babası. Ama diğer kardeşlerinden bir tanesinde ya küs ya dargın ya da bir sıkıntılı bir vaziyette babası üzgün bir şekilde ondan sorun yaşamış evladının biriyle. Ama burada çırılçıplak olması babasının bazı günahlarından azledilmesi, Allah-u Teala'nın affetmesi. Çıplak olması bu kardeşimiz aydınlık bir haber alacak. Ama ne zaman yazın, yazı beklemesi lazım. Bahçeye çıkması her halükarda sıkıntılar tamamıyla açıyor, içinden atıyor. Ama orada tabii babasının orada yine bulunması, yine maddiyatla alakalı kendisine bir para, bir şeyler gelecek. Belki hani bir var ayrımı varsa babasının vefat ettiğinden dolayı kendilerine geçecek olan bir kısmet de olabilir. Lakin babanıza dua etmeniz gerekiyor. Babanız orada başının alev alması, çocuklarından bir tanesine razı olmadığını, onu ziyaret etmesi gerektiğini, bir oradan hayvanın gelip de babanızın hani yemeye çalışması veyahut da üstüne gelmesi, babanızın hakkında halen de ufak tefek dedikodular yapıldığını ama üzülmemeniz gerektiğini, siz yine olumlu davranın, ılımlı davranın. Başaracağınız evinizde, ailenizde olaylar var. Sabırlı olun. İnşallah. Evet. Evet, hemen getirelim arkadaşlar ekrana diğer videomuzu. İyi günler. Rüyada kangal köpek kendini sevdirmesi ne demektir? Hocama saygılar. Saygılar bizden. Ama unutmuşsunuz hangi şehirden bize bu videoyu çektiğinizi söylemeyi. Kangal göre Sivas olabilir. Sivas mı? Olabilir. Yani Sivas dışında rüyada kangal göremiyorsun. Ama bak, kangal dedi. Demek ki bu kardeşimiz... O zaman hani o köpeğin demek orada o yetiştiğini bilir o hayvanın. Madem öyle, Sivas'a ve Sivaslılara selam olsun. O zaman. Evet. Değil mi Emine? Bir köpeğin kişiye kendini sevdirmesi, karşıdaki rüyayı gören kişinin kalbinin saf olduğunu, temiz olduğunu, temiz duyguları beslediğini ve büyük dostlarından faydalar göreceğini, çevresinden faydalar göreceğini, bir aile ortamında kendisine destek verileceğini gösterir. Bir sıkıntı, bir kırgınlık, bir düzenbazlık varsa bunun ortadan kalkıp İnşallah ferah çıkacağını gösteriyor. Şey çok merak ediyorum. Onu da soracağım biraz sonra hocama. Acaba rüyada ne görürsek zenginliğin, delaletin, huzurun habercisidir diye. Evet. Yönetmenim diyor ki bir videomuz daha var. Hemen yayınlayalım. Hadi getirin ekrana. Getirin bakalım. Hocam merhaba. Ben Fethiye'den Yeliz. Rüyamda kız bebeğimin olduğunu gördüm. Bir tane de oğlum var, 2,5 yaşında. Kız bebeğimin kilosu yok, çok yüksekti. Ve ben hani bir korku içerisindeydim. Acaba ne anlama gelir? Size sormak istedim. Şişman kız çocuğum olduğunu görüyorum diyor. Kız bebeği, bir tane de oğlu varmış. Allah nasip etsin istiyorsanız eğer. Burada Allah nasip ederse tabii kendi annesi, işte kendi çevresinden birinin kendisine çok büyük desteklerin geleceğini ve kendisinin hem manevi destekler alacağını, maddi demiyorum bak, manevi destekler alacağını ve huzura kavuşacağı bazı bir takım olaylar olacak. Bunları gösteriyor. Geçen yine bana bir sormuştunuz. Hatırlıyorsan demiştin ki bana, hocam herkes aynı şeyi görünce aynı şey mi çıkar? Mesela işsiz bir adam var, yanında kızı var. Kız çocuğu bir rüya görüyor, deve karşısından geliyor. O ayrı bir yorumdur. Anne görüyor karşıdan bir deve gelir, o ayrı bir yorumdur. Ama baba bir deve görür, o ayrı bir yorumdur. Bir seyircimiz ölen anneannesini görmüş hocam. Ölen anneanneyi görmek ne demek? Hayırlı kapıların yüzüne açılacağını gösterir. Yani bu kişi çoktandır beklediği bir habere ulaşacak. İnşallah. Evet. Şimdi ben en çok aslında şeyi merak ediyorum. Gerçekten rüyada ne görürsek zenginliğin, huzurun, rahatın, ferahın habercisidir. Bugünlerde iyi şeyler duymaya çok ihtiyacımız var. İyi şeyler görüp de iyi şeyler duyalım inşallah. Şimdi bir reklama gidip geleceğim. Sizden rica ediyorum. Kanalı böyle hemen tık diye reklamda değiştiriyorsunuz ya. Değiştirmeye sonra kaçırıyorsunuz, sonra bana yazıyorsunuz Instagram'da. Hoca ne demişti? O yüzden kalın ekranda, olur mu? Hemen dönüyoruz. Rüyamızda ne görürsek aşkın, paranın ve mutluluğun habercisi. Bekarlar karpuz görürse bunu öğrendik. Yeni eş geliyor. Yani evet. Deveye binmek. Evet. Eşeğe binmek. Ya da eşeği sırtına almak. Efendime söyleyeyim, bunlar zenginliğin işareti. Sadece iki sembol söyledim. Burada imanın güçlenmesiyle alakalı seccade, Kur'an-ı Kerim. Kişinin duasının kabul olmasıyla alakalı yeşil nesneler. Yeşil erik, yeşil elma, bunlara benzer. Kişinin kötülüklerle karşılaşmasıyla alakalı. İşte bazı hayvanlardan, mesela timsah, efendime söyleyeyim mesela büyük farelerden. Bunlar gördüğümüzde, bunlar da bizim hayatımızın içerisinde kazançlarımıza engel olanlar.
Ama biz herkese deriz ki arı, eşek, bit, deveyi görsünler.